Acun Doğuskal'ın Felsefe, Sosyoloji, Tarih ve Aile programı Altan Çetin ile Çetin Ustalar'ın 8. bölümü 2. kısmı ile karşınızdayız. Dünyayı düşünceleriyle, fikirleriyle etkilemiş önemli düşünürleri, fikirlerini konuşmaya çalıştığımız, gaye edindiğimiz programımızın tabii bu noktada ilk önce isim babasına selam vermek istiyorum. Altan Hocama. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Arnold Bey? İyiyim hocam. Tekrardan birlikteyiz. Devam ediyoruz. Evet. Hegel konuşmaya devam Hegel'e ediyoruz. devam, Hegel'e devam. Ve dediğimiz gibi birinci kısmında da uzun bir yolculuğumuz olacak. Evet. Bu ikinci taşı ya da ikinci adımı Evet. öyle söyleyelim. Bu noktada hocam bir de ben müsaadeniz olursa küçük bir şey söylemek istiyorum. Hani merak edenler oluyordur daha önceki kitap yani birinci bölümün sonunda söylediğim gibi bir doğu Evet. bir batı üzerinden düşünürü üzerinden giderken Evet. batı doğudakilerin bir kitabı üzerinden konuşuyoruz. Onların fikirlerini direkt kitaplardaki Evet. anlatıları kendi yorumlarınızla tabii yapıyordunuz. Ama batıdakilerde genellikle bir notlar Evet. kullanıyorsunuz. Ben burada önden de bir duyuru olsun hocam. Ne zaman çıkacağı tabii tam belli değil. Daha yeni Evet. bitirme noktasına geldiniz. Belki yeni eklentiler olacak. Evet. Bildiğim kadarıyla bir tarih felsefesi kitabı yazıyorsunuz hocam. Evet. Bu işte pardon. Nietzsche'nin, ondan sonra Schelling'in Evet. ve şimdi Hegel'in fikirlerini hep bu Kant'ın Evet. fikirlerini, tarih felsefi fikirlerini hep bu kitapta kullanacağınız, yazdığınız, kitaba yazdığınız Evet. notlar üzerine yapıyorsunuz Burada yanlış duysam. değerlendirdiğimiz metinler zaten o kitap için hazırlamış olduğumuz metinler. Yani kendi çalışmalarımızın, kendi efendim araştırmamızın sonucunda oluşturduğumuz metinler üzerinden zaten Acun Davus takipçileriyle, ilgileriyle paylaşıyoruz. Kendimizce anladığımızı anlatmaya gayret ediyoruz. Olan budur yani. İnşallah hocam kitabınız Umarım çıktığında da faydalı faydalı olur. olur. Sağ olsun Olacağına Süleyman eminim. Hayri Bolay hocamız böyle bir şeyde bulundular. Şartlarda onu önünü açınca böyle bir kitap çalışması da kendi içerisinde şekillendi gibi. Devam ediyoruz. Son şeylerindeyiz. Umarım biter. Ve tenkitlerle değerlendirerek zaman içinde de gelişerek faydalı olur İnşallah hocam düşünce dünyamıza. olacağına adım gibi eminim. O zaman hocam Evet. lafı da daha fazla Evet. uzatmadan ben size bırakayım. Devam edelim. Hegel'den devam Evet, edelim. Hegel'in şimdi tarif açısından. Hegel'in geçen kısımda ana bir çerçevesini çizmiştik. Tarih, akıl ve tin meselesi ya da bu akıl, tin, töz dediği şeyin tarihteki nasıl bir açılım söz konusu olduğunu. Bakın Hegel şöyle bir arayış görüyor tarihte. Dünyanın varoluşunun büyük gayesi olarak dünyanın iyi, güzel, doğru ve ahlaki amaçları besleyecek, yeşertecek, gerçekleştirecek şey mutluluktan ziyade adalettir. Ya da bireyler için çok daha iyi bir vasatın, çok daha adil bir vasatın tesis edilmesidir. İnsanları ahlaki, moral bakımdan hoşnutsuz kılan şey, onların şimdiyi, şu an içinde yaşadıkları zamanı ve durumu doğru ve güzel inandıkları gayelerinin gerçekleşmesine uygun bulmamalarıdır. İnsanlar kendilerinin olup bitenlerin nasıl olması gerektiği şeklinde fikirleriyle şimdi olup biten şeyleri beğenmeyerek karşı çıkarlar insanlar bu anlamdaki bütün her şeye. Burada tatmini arzulanan şey özel çıkar ya da tutku değildir. Aksine akıl, adalet ve özgürlüktür. Yani bu anlamda Hegel'in tarihte bir özgürlük gördüğünü, bu tinin, bu bilincin kendini geliştirmesinin aslında bir anlamda bir özgürlük odağında gerçekleşeceğini ifade ediyor. Ve diyor ki felsefesinin bu anlamdaki tarih tefekkürü konusunda kendisiyle birlikte getirdiği yegane düşünce yalnızca akıl kavrayışıdır aslında Hegel'in. Dünyaya hükmeden, dolayısıyla dünya tarihini rasyonel, akli bir süreç olarak sunan akıldır. Yani Geist'tir. Bu tin dediği şeydir. Tarih idenin tin ruh olarak kendine geri döndüğü, kendini kavramını gerçekleştirdiği alandır. Yani tarih bu anlamda bir büyük bilincin kendini gerçekleştirdiği bir alan, bir oluş ve bir ilerleyiş vardır o alanda. Felsefenin tarihe getirdiği biricik kavram akıl kavramıdır. Bakın çok önemli. Bir filozof bakın nasıl tarihsel tarihteki süreci ya da tarih alanını kendi felsefi konusuyla bir anlam dünyası haline getiriyor. Felsefenin tarihe getirdiği biricik kavram akıl kavramıdır. Akıl dünyaya egemendir
ve dünya tarihinde her ne olmuşsa akla uygun olmuştur. Hegel akıl kendisini mükemmel özgürlükle şartlandıran, vücuda getiren düşünce olarak ortaya koyar. Bakın akıl kavramı deyip duruyoruz ya, Hegel'de akıl. Bakın akıl ne? Kendisini mükemmel özgürlükle şartlandıran, vücuda getiren düşüncedir bu akıl. Aklın öz cevher olduğu kadar ebedi kudret de olduğu, onun neşet ettiği bütün tabii ve spiritüel hayatı belirleyen, tayin eden sonsuz malzemesi ve bu malzemeyi hareket ettiren, harekete geçiren sonsuz form ve suret olduğu spekülatif biliş tarafından ispatlanmıştır diyor. Bu anlamda bir bilinç halinin kendisini açması vardır. Peki ruh dediği bu anlamda bu akılla birlikte şey nedir Hegel'in? Yani ruh, tin, geist dediği şey. Diyor ki bakın çok ilginç, hakikate yol açan, her şeyi bilen, uluhiyetin derin gerçeklerine bile nüfuz eden şey ruhtur. Yani geist'tir. Özün özü yani adeta. Ve aklın kendi kendisine belirleniminin ne olduğu sorusu, yani bir akıl var, bir büyük bilinç var, bunun kendi kendisini belirlemesi ne olduğu sorusu, aklın dünya ile ilgi içinde alınması bakımından dünyanın son ereğinin ne olduğu sorusuyla örtüşür. Yani bir akıl var, evet dünya tarihinde bir oluş ve bir süreyle kendini açıyor. Peki bunun amacı ne? Son ereği ne bunun? Dünyanın son ereği aklın planında vardı. Yani diyor ki bu öyle bir akıl ki kendi ereğini de daha başlangıçtan itibaren açarken kendi planı içerisinde bulunduran bir şey bu. Yoksa bu böyle bir tanrısal plan olmazdı. Tesadüfi değil bu yani. Bu planın uygulanması, yani aklın kendini dünyada açması ve bu açımının gelişmesi üç basamaklı diyalektik bir süreçtir. İşte diyalektik dediğimiz şey Hegel'de bu anlamda üç basamakta oluşan bir süreci anlatıyor. Ve diyor ki akıl sonsuz şeyler, mevcudiyetler bütünü, onların yegane özü ve hakikatidir. Hegel için akıl kendi besinini kendisi sunar. Bakın çok ilginç. Ve kendi işlemlerinin gayesi de yine kendisidir. Yani bu öyle bir potansiyel ki Farabi'de konuşurken bahsettiğimiz mutluluk gibi. Kendisi için kendi olan, yani dışarıdan bir motivasyona, bir enerjiye, bir güce ihtiyacı yok. Bu kendisini, kendi kendisini besleyebilen ve kendi gayesini belirleyebilen efendim bir ilke. Yani kendisinden köken olan ve kendisinden gayesine giden bir tarih metafiziği ilkesi bu. Çok ilginç bakın. Yani bir köken düşünün, var olmak için hiçbir başka şeye ihtiyacı yok. Kendi kendini besleyebilen bir potansiyellik bu. Bu bir süreç, bir oluş. O diyalektik dediği şey Hegel'in gelişiyor ve gayesi de yine kendisi bunun. Yani bu anlamda böyle bir üst durumdan bahsediyoruz. Akıl hem kendi varoluş temeline ve mutlak nihai gayesine sahiptir. Hem de bu gayesini gerçekleştiren güce ve kudrete. Bakın bu hem bir gayeye sahip, bir kendi içinde böyle bir şey yapabiliyor, hem de bunu açık edecek güce de sahip. Yani bu hem düşünüyor, hem eyleyebiliyor. Böyle bir şey. Ve bunun yalnızca tabii fenomenlerle değil, aynı zamanda spiritüel kainatın fenomenlerinde de, yani dünyanın tarihinde de geliştirir ve gerçekleştirir. Bu idanın ya da akılın yegane doğru, yegane ebedi olan, yegane mutlak sahibi öz cevher olduğu, bunun kendisini dünyada ifşa ettiği ve dünyada bundan onun onur ve azametinden başka bir şeyin ifşa olunmadığı felsefede ispat edilmiş ve kabul ettiğimiz yegane tezdir diyor Hegel. Dolayısıyla bunun açımı ile ilgili çok güzel bir bakın açıklaması var Hegel'in. Diyor ki bu durumda araştırma hedefimize iki unsur girer. Şimdi bu söylediği şeyi açıklarken birincisi idea. İkincisi de beşeri tutkular kompleksi, bizim kültürel olarak yaptıklarımız. Birincisi evrensel tarihin geniş ağının ipi. Bakın bir ağ var, bir dokuma tezgahı gibi düşünüyor ideayı. Kader belki bu anlamda böyle düşünülebilir. İkincisi ise bunun dokunmasıdır. Yani idea bir bize
zaman ve mekan tezgahı kurmuş. Bunu dokuma tezgahı manasında kullanıyorum, olumsuz manasında değil. Ve bunun bu beşeri varoluşun bütün alanları da bunun bir halı, bir kilim gibi dokunmasıdır. Bu ikisinin, bakın bu ikisinin bir devletteki ahlakın şartları doğrultusunda somut gücü ve birleştiği nokta özgürlüktür. Yani ideanın tezgahında insanlar özgürlükle alakalı bir halıyı, bir kilimi dokurlar. Hegel için özgürlük fikri ruhun, tinin doğası ve tarihin mutlak gayesidir. Bu çok önemli bir şey. Yani Hegel'in tarihle ilgili ne düşündüğünü anlamaya çalışırken, işte Hegel, tin ve aklın hareket sahasında bir dolayım içinde insanı düşünüyor. Niye? Çünkü insan o kendisini gerçekleştirme gücü olan kökenin gayesine doğru gelişmesi için kurduğu süreçteki o dokuma tezgahını dokuyacak olan, işleyecek olan esastır. İnsanı düşünür. İnsan tarihi yapının malzemesi, yapı ustası ve mimarı değildir sadece. Aynı zamanda bu yapının kendisi için yapılmış olduğu kişidir. Bakın çok ilginç bir şekilde insanı merkeze çekti. Yani insan bu anlamda bir tinin fatalist bir dünyada sürüklenen, çaresiz, determinist bir kafese sıkışmış mahkumu değildir. Bu yapı, bu tezgah, bu ipler ve onun eline verilen kültür efendim imkanı, bu yapıda yaşar diyor insan, onu görür, kavrar, betimler ve eleştirir diyor. Yani insan eli, Kant'ta gördüğümüz insan eli bu anlamda ki şekillenimin çok önemli bir efendim parçası olacaktır. Buna çok dikkat ediyor. Hegel'e göre bu noktada felsefenin biricik işi ideyi ya da mutlağı kavramaktır. Yani o köken olan, öz olan şeyi kavramaya çalışır diyor felsefe. Çünkü ide hakikatin kendisidir. İde kendinde ve kendisi için hakiki olandır. Kavram ile nesnelliğin mutlak birliğidir. Yani onun diyalektik sürecinin birinci aşamasında bu ide vardır. Potansiyel bir düşünce deyin siz buna ya da imkan deyin. Bu imkan kendisini açar. Önce doğada açar, kendisine yabancılaşır. Sonra üçüncü basamakta insanda tekrar kendisini düşünerek kendisine döner. Kavram ve nesnellik böylece birleşir. Ve bu anlamda Hegel'in Yunan felsefesinden Aristo'dan aldığı iki kavram var. Kendinde olmak kavramı ve kendi için olmak kavramı. Yani bakın bu bir milletin kültürel dünyası için ya da millet olmanın manası açısından çok önemlidir. Hani sizi bir erkek ve bir kadından yarattık, sizi kabilelere ve milletlere ayırdık diyen düşünce için bir millet kendinde olan şeydir. Yani nedir Türkler için mesela bu Oğuz Kağan'dan bu zamana kadar kendinde olan ve kendisini var eden bu anlamda yenileyerek devamlı tazelenerek arınarak ortaya çıkan o şey ve kendi için olmak. Yani kendisi noktasında bu noktada bil kuvve ve bil fiil olarak düşünce dünyamızda gördüğümüz bu kavramlar onu diyalektik ve tarih mantığı içerisinde fevkalade önemli bir yerde durur. Hegel'e göre doğada ve toplumda her şey ve herkes bir bütünlük içerisinden kendi için olmasını gerektiren şeyi kendinde olarak taşır. Çok ilginç. Bu Kant'ta da vardı biliyorsunuz. Bakın, kendi için olmasını gerektiren şeyi kendinde taşır. Buna ister Tanrı'nın verdiği bir imkan olarak bakın, ister doğanın verdiği bir imkan olarak bakın. İnsan ki bu Kant'ta da vardı. Ne olmak için varsa kendisine o imkanlar sunulmuştur. Ve o imkanlar dışarı çıkınca insan o varoluş gayesine ulaşmış olur. Bu anlamda tinin, ruhun, Geist'in ereği yine bu anlamda Schelling'de de bu vardı hatırlanacağı gibi kendi bilinç ve özgürlüğüne erişmektir. Bakın burada Hegel'in çok ilginç bir yaklaşımı var. İlahi hikmet yani akıl
büyük şeylerde olduğu gibi küçük şeylerde de bir ve aynı şeydir. Ve biz Tanrı'nın kendi hikmetini büyük ölçekte hayata geçiremeyecek kadar zayıf olduğunu asla düşünemeyiz. Bizim entelektüel çabalarımız, ebedi hikmet tarafından niyetlenilen, murad edilen şeyin gerçekte varlıklar, aktif ruh ve yanı sıra da tabiat alanında tahakkuk ettirildiği inancını gerçekleştirmeyi amaçlar. Bizim bu meseleyi ele alış, irdeleyiş biçimimiz bu anlamda teolojiktir diyor Hegel. Tanrı'nın yollarının, yapıp ettiklerinin, iradesinin meşrulaştırımıdır diye bir anlatımı var. Bu noktada üç aşamalı işte diyalektik süreç dediğimiz şeye geliyoruz. Tin önce kendi başına. Tin önce kendi başına. Bu bir gizil güç, bir kuvve, bir potansiya. Potansiya, bir potansiyel kuvve olarak duruyor. İlk gerçekleşmesini doğada buluyor tin. Ama tin doğada kendi başınalığından kopmuş, başka bir şey olmuştur. Kendisine yabancılaşmıştır. Bu çelişki tinin üçüncü basamakta, yani kültür ve tarih dünyasında kendini yeniden bulmasıyla, ama bu kez yine Schelling'in belirttiği gibi bilinç ve özgürlük yoluyla kendisine dönmesiyle ortadan kalkar. Yani buradan çıkacak olursak, sizi bir erkek kabileler ve milletler olarak yarattık diyen o düşünce öyle bir potansiyel koymuş ki süreç içinde olanın içine, o kendisini düşündüğü zaman yeniden o milli bilincini ve düşüncesini kendisinde bularak aslında kendisini o büyük düşünceye yeniden döndürüyor. Bilinçsiz potansiyel insan üzerinden tarihte bir bilince kavuşarak amacına doğru ilerler. Bakın, bilinçsiz potansiyel insan üzerinden tarihte bir bilince kavuşarak amacına ilerler. Sadece kendisi için var olan bir şey bir mümkündür, bir kuvvedir, potansiyelliktir. Ama henüz varoluş alanına çıkmamıştır. Kuvve, yani henüz fiile dönüşmemiş bir şey. Fiililiği, yani fiilen varoluşu, gerçekleşmeyi ve gerçek itici gücü en geniş anlamda insan aktivitesi olan iradeyi vücuda getirebilmek için burada ikinci bir unsurun daha devreye girmesi gerekir. İdea ve yanı sıra da soyut nitelikler ancak bu aktiviteyle gerçekleşebilir, gerçeğe dönüşebilir. Çünkü bunların bizatihi kendileri tek başlarına güçsüzdür. Onları harekete geçiren ve onların kararlı bir varoluş veren itici güç, insanın ihtiyaçları, saikleri, yönelimleri ve tutkularıdır. Bakın, bu anlamda insan tarihe damgasını böyle vuruyor. Hegel için tarihte, burayla bitirelim isterseniz bu kısmı, üç ana kategori var tarihte: değişme, salt tin ve akıl. İlk kategori bir süre olarak var olan ilgimizi kendilerine çeken ve sonra yiten bireylerin, halkların ve devletlerin değişen görünümünden elde edilir. Değişme kategorisidir bu. Batılı için tin ruh yalnızca gençleşmiş olarak doğmaz. Fakat incelmiş, yükselmiş olarak doğar. Bakın, tarihi bu anlamda bakıyor artık. Kendi kendisinde doğallıkla karşı çıkar, kendi olduğu biçimini yiyip tüketir ve bu yoldan yeni oluşumuna yükselir. Varlığının kabuğunu kırdığında düpedüz başka bir kabuğun içine girmez. Fakat daha önceki varlık biçiminin külünden daha salt bir tin olarak meydana gelir. Bu tinle ilgili ikinci kategoridir. Tinin gençleşmesi aynı biçimde düpedüz bir geri dönüş değildir. Kendi kendini düzeltme ve işlemedir. Ödevini bitirmesiyle birlikte kendine yeni ödevler bulur. Böylece işlediği malzemeyi çeşitlendirip çoğaltır. Bu nedenle tarihte tinin tüketilmez sayıda yanlarla ortaya çıktığını, bu türden ortaya çıkıştan keyif aldığını, hoşnut olduğunu görüyoruz diyor Hegel. Karşıtların yerini birbirine bırakmasının haklı nedeni, ideada bulma isteği içimizde kıpırdıyor. Bu kendinde ve kendi için olan bir son erek sorusu bizi üçüncü kategoriye ulaştırıyor. Akıl kategorisidir bu. Dünyaya egemen olan usul varlığına inanma, bu görüşün bilinç biçimidir. Kanıtı dünya tarihinin kendi gidişidir. Bu gidiş aklın tasarladığı ve eylediği gibidir diyor Hegel. Dolayısıyla
Burada görüleceği gibi Hegel tarihte bilinçli bir aklın kendi bilincinden verdikleriyle ve kendi eliyle yapıp eden insan eliyle olan bir gelişmeyi hem izliyor hem sağlıyor ve bu şekilde Hegel tarihi düşünmeye devam ediyor. Biz burada yetinelim bu bölüm için. Bundan sonra da tabii akıl tinin mahiyeti üzerinden biraz daha konuyu açarak düşünmeye devam edeceğiz. Ama şunu unutmayalım, yüksek bir ruh var, akıl var. Bu kendisini tarihte gerçekleştiriyor. Bunu diyalektik bir süreç olarak gerçekleştiriyor ve nihai amacı özgürlük olan çatışmaları aşarak, ki Rönesans biliyorsunuz büyük karşıtlıkların uyum haline getirildiği, bu anlamda geometrinin kullanıldığı sanatta bir durum olarak hep izah edilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum ve bu anlamda herkese saygılar sunuyorum. Faydalı olmasını diyorum bu kısmında. Affedersiniz hocam. Ağzınıza sağlık. İkinci kısmımızda çok güzel olduğu, çok güzel açıkladınız. Yine bir nefeste gibi hissettik. Faydalı olacağını. Faydalı olmasını diliyoruz, evet. O zaman hocam ikinci kısmı da burada nihayet erdirirken üçüncü kısma doğru devam edelim. Üçüncü adımımızı yoldaki atalım. Evet. Buradan da takipçilerimize selamlar iletelim. İkinci kısmı nihayet erdiriyoruz. Üçüncü kısımda görüşmek üzere tekrar. Okumayla kalsınlar. Faydalı olsun inşallah. İnşallah hocam. Hayırlı günler herkese. İyi günler.